Tam o sırada işte. Mete girdi bahçede durdu. Mandolinini böyle tuttu, tamam mı? Sonra bahçede mandolin çalıp şarkı söylemeye. Bir şarkı sen ömür boyu sürecek. Tam o sırada pencere açıldı. Bizim Mete gerizekalısı pencereye ince hoca çıkacak sanıyor. Işık bir yandı, etraf bir aydınlandı. Pencerede bir adam var. İnce hoca yok. Bizim Mete akmışıp kaldı. Aha bak böyle oldu, böyle oldu. Hadi oradan salak! Aptal mahluk Mete ne diyor öyle bir şey yapsın? Hadi be oradan kardeşin diye koruma. Yapıyor tabii. Gidiyor İnci Hoca'nın penceresinin altında şarkı söylüyor, mandolin çalıyor. Çünkü Mete İnci Hoca'ya aşık, tamam mı? Hadi oradan ya, maymun suratlı. Sen asıl kendine bak, yalancı. Senin Mete'nin karşısına çıkma cesaretin olmadığı için anca arkasına atıp tutarsın. İftiracı. Hiç bile. Ben iftira atmıyorum, yalan da söylemiyorum, tamam mı? Kendi gözlerimle gördüm kızım. Mete İnci Hoca'yı seviyor. Aha, bakın. Kendi gözlerinizle görün. Baksana. Hani iftiraydı? Hani yalan söylüyordum? Ha bakın işte beraber geziyorlar. Bir şarkısın sen. Anlatın bakalım. Mete. Öyle olsun. Sen anlat. Ben
Şimdi müdür bey... Ben arkadaşlarımla beraber bahçede konuşuyordum. Gülüyorduk. Bu Mete geldi üzerime saldırdı. Ben hiçbir şey yapmadan üzerime saldırdı ve bana vurdu hocam. Öyle mi? Ne susuyorsun Sersem? Konuşsana. Defol çık dışarı. Defol! Bu iş daha bitmedi. Bu sefer affın yok. Gününü göstereceğim sana. Sana gününü göstereceğim. Hepsi bu kadar mı? Bir şey mi söyleyeceksin? Bir şey var ama. Söyle. Biraz şey. Çekinme, söyle. Mete bana saldırmadan önce okulun bahçesine girdi hocam. Yani dışarıdan geldi. Dışarıdan beraber geldiler. Kimle beraber geldiler? İnci hocayla. Ne olmuş beraber geldilerse? Bir şey olmamış da ben evvelki gün akşam vakti İnci Hoca'nın evinde, yani evinin bahçesinde Mete ile İnci Hoca. Sen otur bakayım şöyle. Geç otur. Yavaş yavaş, tane tane anlat bakayım. Hiç acele etme.